Sosyal bilimler testini çözmeye başlayalım. 2017'de 2018 OSM'in yayınlamış olduğu yeni kitapçık örnek sorularla ilgili sosyal bilgiler testini çözüyoruz. Toplam 25 tane soru var. Birinci sorumuz, bir tarihçi tarih hakkındaki bütün tarihsel bilgilerimizin yeniden değerlendirilmeye açık olduğunu söylemiştir. Yeniden değerlendirme yapmak için yeni bilgiler, bulgular bulmak lazım, yeni şeyler keşfetmek lazım. Buna göre diyor, tarihle ilgili olarak aşağıdaki hangisine ulaşılabilir? A. Tarihte yer ve zaman kavramının önemli olduğuna. B. Geçmişte yaşanmış olayları incelediğine. C. Objektif bir bilim olduğuna. D. Neden sonuç ilişkisi gözettiğine. E. Tarihi bilgilerin yeni bilgilere göre değişebildiğine. Burada verilen bilgiye göre, yani buna göre verilen bilgiye göre E'de yeni bilgiler, yani tarihi bilgilerin yeni bilgilere göre değişebileceği. Cevabımız E seçeneği olacak. Burada ne diyor zaten? Bir tarihçi tarih hakkındaki bütün tarihsel bilgilerimizin yeniden değerlendirmeye açık olduğunu söylemiştir. Tarihsel bilgiler yeniden değerlendirecek. Bu da yeni bilgilerin elde edildiğini gösterir. 2. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinin aşağıdaki hangisi üzerinde etkili olduğu söylenmez. Türkler Orta Asya'da yaşadığı için ona göre değerlendirme yapacağız. Türklerin yaşadığı yer Orta Asya. A. İslam hukukunun farklı coğrafyalarda yayılması. Evet. Bu söylenebilir. Orta Asya'da yayılmıştır. Farklı coğrafyalarda yayılmıştır. B. Müslümanlığın Hindistan'a ulaşması. Evet. Orta Asya'dan sonra Müslümanlık Hindistan'a ulaşmıştır. C. İslam dünyasının askeri açıdan güçlenmesi. Evet. Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra İslam dünyası güçlenmiştir. D. İslamiyet'in İspanya'da yayılması. Burada Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi Orta Asya ile ilgili. İslamiyet'in İspanya'da yayılması ise Orta Asya ile ilgili değil. Yani burada İspanya Avrupa'da olduğu için burada Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi ile ilgili arasında bir bağlantı yok. Yani cevabımız D seçeneği olacak. E. Türk İslam sanat anlayışının oluşması. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra sanatta değişmeler olmuştur. Yani cevabımız D seçeneği. 3. Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir. Sadece parçaya göre değerlendirme yapacağız. Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi içindeki dirlik sahipleri topladıkları vergi gelirleri karşılığında şahsen ve varsa gibelileri ile birlikte sefere katılmak zorundaydı. Yani dirlik sisteminde topladıkları vergi gelirlerinin karşılığında asker yetiştiriyorlar. Kendileri ya da yetiştirdikleri askerle beraber savaşa katılmak zorunda. Şimdi bu durumun aşağıdaki hangisinin neden olduğu söylenebilir demiş. Yeniçeri sayısının artmasına, Kapadokya süvarilerinin yetiştirilmesine, Evlat ordularının oluşmasına, reyanın eğitim düzeyinin yükselmesine, Pençik Kanunu'nun uygulanmasına. Şimdi burada hazır bir ordu oluşuyor. Neden? Delik sisteminde toprak sahipleri askeri beslediği için savaş zamanlarında devlet hiçbir harcama yapmadan hazır bir orduya sahip olmuş oluyor. Bu da eyalet ordunun oluşmasını sağlıyor. Dört, bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Trablusgarp Savaşı'nda İtalya donanmasını Ege'ye taşıyınca Osmanlı Devleti 18 Nisan 1912'den itibaren Çanakkale Boğazı'nın uluslararası geçişleri kapatmıştır. Ancak çıkarları zedelenen İngiltere ve Rusya'nın ısrarları sonucunda 16 Mayıs 1912'de Boğazları tekrar ulaşıma açmıştır. Bu bilgiyle aşağıdaki hangisine ulaşılamaz? Şimdi İtalyanlar donanmalarını getirmişler. Ege'ye taşımışlar. Ege'ye taşıyınca ne olmuş? Tabii ki Osmanlı Devleti Boğazları kapatmış ama Rusya ve İngiltere'nin ısrarları sonucu bazıları tekrar ulaşımı açmışlardır. A'da Osmanlı Devleti'nin diplomatik baskılar dinlemediğine. Evet, dinlememiş. Neden? Bazıları önce kapatmış, sonra Rusya ile İngiltere'nin ısrarından dolayı bazıları tekrar açmıştır. Burada baskılara dayanamamış. Doğru. Osmanlı Devleti'nin askeri gücünün zayıf olduğuna. Baskılara dayanamadığı için gücü zayıftır. Yani bu da zaten çıkıyor. İngiltere ve Rusya'nın da savaşa katıldığını demiş. Burada da savaşa katıldığı ile ilgili bir bilgi yok. C'ye bakalım. İngiltere ve Rusya'nın savaşa katıldığı ile ilgili bir bilgi yok. D'ye bakalım. Boğazların uluslararası önem taşıdığına. Boğazlar uluslararası önem taşıyor. Neden? İngiltere ve Rusya boğazları
ulaşımı açmak istiyor. Sebebi ise önemli. O yüzden buna dolaşıyoruz. Akdeniz'de İtalya'nın etkisinin arttığını, İtalyan donanması Ege'ye gelmiş. Dolayısıyla Akdeniz'deki etkisi ne yapmış? Artmıştır. Yani burada İngiliz ve Rusya'nın savaşa katıldığı ile ilgili bir bilgi yok. Cevabımız C seçeneği. 5. Mustafa Kemal 28 Mayıs 1919'da komutanlara ve mülki amirlere teşkilat kurmaları mitingler düzenleyerek düşman işgalini protesto etmeleri gerektiğini bildiren genelgeyi aşağıdaki yerlerin hangisinde yayınlamıştır? A. Havza, B. Samsun, C. Erzurum, D. Sivas, E. Ankara. Şimdi cevabımız Havza genelgesiyle beraber protesto etmeleri konusunda genelgeleri yayınlanmıştır. Cevabımız Havza genelgesi olacak. Havza genelgesine bakalım. Havza genelgesi 28-29 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan sonra ilk resmi tepkisi olması sebebiyle tarihte büyük bir öneme sahiptir. Atatürk bu genelge ile halkın işgallere tepki göstererek milli bilincin uyandırılmasını amaçlamıştır. Ülkenin askeri ve mülki amirlerine hazırladığı genelgeyi telgrafı çeken Atatürk bu genelgenin gerçekleşmesiyle yurdun değişik yerlerinde mitinglerin düzenlenmesine ve ülkenin dört bir yanında işgale karşı halkın direnme bileceğini yerleştirmiştir. Atatürk'ün milli mücadele fikri etrafında yurttaşlarını birleştirmeyi amaçladığı bu genelgede yer alan içerikleri şu şekilde sıralayabiliriz. İşgallerin protesto edilmesiyle büyük bir heyecanlı direniş mitingleri düzenlenecektir. İstanbul hükümetinin askeri ve mülki amirlerine telgraflar çekilecektir. İşgale yönelmeye çalışan büyük devletlerin yöneticilerine uyarı telgrafları çekilecektir. Atatürk'ün itiraf devletlerini işgal bahanesi altında tutmak istememesi nedeniyle Filistin halkına zarar verilmeyecektir. Milletlerin geleceği yine milletlerin azim ve kararı kurtaracaktır. Genelgede yönetim her türlü kontrol ve denetimden uzak kılınacaktır. Evet, milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Havza genelgesini önemli kılan etkenlerden biri olarak da milli mücadele döneminde yayınlanan ilk ulusal genelge olması sayabiliriz. Ayrıca genelgeden sonra Mustafa Kemal'in 8 Haziran 1919'da İstanbul Hükümeti Harbiye Nezareti tarafından geri çağırmasına rağmen emre uymayıp Amasya'ya geçmesi de bu genelgeyi önemli kılan eylemler arasında sayılmaktadır. Havza genelgesini önemli kılan bir diğer etken de Kurtuluş Savaşı'nın ilk sinyalini veriyor olmasını sayabiliriz. Zira Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra İzmir'in işgal edilmesine özellikle İstanbul yönetiminin sessiz kalması, halkın yapılan işgaller karşısında bastırılarak sessizliğe itilmesi Atatürk'ü bu başkaldırışa mecbur kılmıştır. Milli mücadelenin tam iradeyle halkın damarlarında işlenmesini amaçlayan ve bunu direnişlerde yöntem olarak belirleyen Atatürk amacına ulaşmıştır. Başarısını gören, halkı isyanı teşvik ettiğini düşünen ve İngilizlerin baskısı ve İstanbul yönetiminin Atatürk'ü görevden alma çabaları başarısız olmuştur. Ülkede milli mücadele idarasını canlandırmaya amaçlayan ve başına Atatürk'ün yayınladığı bu genelgeye diğer ülkelerden de gelen tepkiler elbette olmuştur. Yine de Atatürk mevcut yönetim birimlerini dağıtılmayacak, komuta bırakılmayacak ve başkalarına teslim edilmeyecektir. Havza genelgesini gösteren tepkiler sonuçlar. Özellikle itiraf devletlerinin genelgeye olan tepkileri doğrultusunda 67 Türk aydınını tutuklayarak Malta'ya sürgüne göndermelerinin genelgenin olumsuz tepkiler arasında yer almaktadır. Hükümetin ileri gelenlerine protestoların ve halkın gücünün bitmeyeceğini mesajını telgraf çeken Atatürk'ü İstanbul hükümeti geri çağırdığı halde kabul etmeyerek cevaben göndermiş olduğu telgrafta Anadolu'da başlayan ulusal hareketin hiçbir gücün durduramayacağı mesajını bildirmiştir. Bu genelge doğrultusunda İstanbul hükümeti 9. Ordu'nun adını 3. Ordu olarak değiştirmiştir. Kömür ve benzin yetersizliği sebebiyle geri dönemeyeceği bahanesini öne süren Mustafa Kemal oylama taktiği uygulamıştır. Paşa'nın iradesiyle yönetime atandığını belirten Atatürk çağrılara cevap vermemiş ve sonrasında Amasya'ya geçmiştir. Genelgenin sonucunda ilk kez İstanbul yönetimi yok sayılmıştır. Halkın işgallere ve direnişlere karşı sessiz kaldığı bu dönemlerde Atatürk'ün yayınladığı genelgeler ve uyguladığı yöntemlerle beklenen ve özenen bir lider konumunda sahneye çıkarak önemli makam ve mevki sahibi yöneticiler de arkasına almayı başarmıştır. Evet, sorumuzun cevabı Havza genelgesi oluyor, yani A seçeneği.
Altıncı sorumuz. Aşağıdaki haritada Oslo'dan kalkış yapan ve 5 farklı şehir hareket eden uçakların rotalarıyla ulaştıkları şehirlerin meridyen değerleri verilmiştir. Evet, Oslo işaretleyelim. Oslo'dan kalkıyormuş bütün uçaklar. Bu şehirlerden hangilerine giden yolcular Oslo ile yarı saat farkını en az ve en fazla yaşarlar? Şimdi nedir? Meridyen yani boylamlara bakacağız. Boylamlara bakacağız. Boylumlar arası en kısa ise yarı saat farkı az, en uzunsa yani fazla ise yarı saat farkı fazla olacak. 10 derece doğu. Burada ise Kapetonda ise 18 derece doğu. Arada kaç tane var arasında? 6, 8, 8 tane ne varmış? Meridyen. Evet, şimdi 115 derece doğu, 10 derece doğu. Arada ne kadar boylam farkı var? Çıkarsak 2 de doğu olduğu için 115'ten 10'u çıkarsak 105. Burada ise 10 derece 121 derece doğu. Çıkarırsak onu ne yapacak? 121'den 10 çıkarsak 111 derece 111 boylam farkı var. Diğerine bakalım. 58 10 derece. Bu batı, bu doğu. Doğudan 0'a geldik. 0'dan 58 batıya geldik. Ekliyoruz. 68. 68 yapıyor bu. Evet. Bu doğu. Bu da 118 batı. 10 ekleyeceğiz. 128 yapıyor o zaman. 128. Evet. Boylama en fazla olan 128. Aradaki fark fazla olan Los Angeles. Los Angeles. Yani hangisi? Zaten Los Angeles sadece bir tane var. O da D seçeneği. En az da Capitol. Yani 8. Cevabımız D seçeneği olacak. Şimdi sorumuzda gelişmiş ülkelerin nüfus yapılarına bakıldığında gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür, yani yüksek değildir. Nüfuslar yaş grupları arasında fazla fark yoktur. Bakalım bu ülkelerin nüfus yapısını sembolize eden nüfus piramidi aşağıdaki hangisidir demiş. Gelişmiş ülkede doğum ve ölüm oranlarının düşük olması. Yani çocuk sayısı da az, ölüm oranı da az. Yani yaş gruplar arasındaki geçişler çok belirgin değil. Birbirine yakın yani. Yaş grupları arasındaki belirginin daha az olduğu görülmektedir. Şimdi A'yı inceleyelim. A'da 15 yaştan küçük nüfus oranı nedir? Burası. 15'ten yaştan büyük o kısım ise burası. Arada bir dengesizlik var. Ne var? Buraya kadar artmış. Bundan sonra ise azalmış. Halbuki böyle bir şey yok. Nüfuslar arası nüfus artış hızı sabit olduğu için yani nüfus artış hızı düşük olduğu için böyle bir şey yok yani. B'ye bakalım. Genç nüfus sayısı taban geniş. Burada tabanı geniş almış. Genç nüfus sayısı fazladır demiş. Halbuki gelişmiş ülkelerde yaş grupları arasında fazla bir fark yok. Yani nüfus artış hızı düşük olduğu için bu şekilde bir geçiş arifesi yok yani. Şimdi E'ye baktığımızda E'de de genç nüfus sayısı nedir? Alt taban, alttan yukarıya doğru bir azalma var. Ama nasıl bir azalma? Hızlı bir azalma var. Fakat geçişlerin ne olması lazım? Normal olması lazım. Gelişmiş ülkelerde nüfuslar arası geçiş normal seviyede devam eder. Yani çok hızlı, çok az artış ya da azalış olmaz. Yani doğum oranı düşük, ölüm oranı da düşüktür. Şimdi D'ye baktığımızda evet burada da tabanda şurada doğum oranı fazla. Burada ise az. Bu yukarıya yansımamış. Nedir? Burada doğum oranı fazla. Fakat burada ise az. Yani bunun yukarı doğru aynen iletilmesi lazımdı. Ölüm oranı fazla demek istiyor burada. Çocuk doğmuş ama ölüm oranı fazla. O yüzden nüfus üst yaş gruplarında nüfus daha az gözüküyor tabana göre. Burada bir yanlışlık var. Neden? Çünkü doğum oranı, ölüm oranı düşük. Yani o yüzden bu da olmuyor. Burada bakalım doğum oranı sabit. Doğdu çocuklar. Yukarıya çıkan yaş grupları da çünkü ölüm oranı az olduğu için 15 yaşına gelen çocuk sayısı da aynı. Buna yakın olacak. Sonra tabii yaş ilerleyince ölümler, insan ölümleri tabii ki ister istemez artıyor. 15'ten sonra ise artık yavaş yavaş.
yavaş yavaş ne yapıyor? Azalıyor. Yavaş yavaş üst yaş grupları ne yapıyor? Yaş ilerledikçe ölüm oranı yavaş yavaş artıyor. Yani kavisli. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Arada güzel bir geçiş olacak. O da cevabımız C seçeneği. Şimdi zaten A'da doğan çocuk, yani grafik tamamen yanlış A'da. Neden? Bu kadar çok doğmuş ama 15 yaşına geldiği zaman bunların sayıları 60. Bu göç alan ülkeleri gösteriyor. Göç almış dışarıdan. O yüzden A seçeneği olmuyor. Burada doğan çocuk sayısı çok fazla ama bu çocuklar 15 yaşına geldiği zaman ne olmuş? Azalmış. Bu da ölümlerin fazla olduğunu gösteriyor. Halbuki gelişmiş ülkede ölüm oranı azdır. Evet, burada da doğan çocuk sayısı fazla fakat 15 yaşına geldiği zaman bu çocuklar sayısı azalmış. Burada da ölümlerin fazla olduğunu gösteriyor. Halbuki gelişmiş ülkelerde ölüm oranı düşüktür. Burada aynı şekilde doğum oranı fazla. 15'e geldiği zaman 15'e gelen nüfus sayısı, yaşına gelen nüfus sayısı daha az. Ölüm oranı fazla demek istiyor. Halbuki gelişmiş ülkelerde ölüm oranı az, doğum oranı da az. Ölüm oranı da az. Cevabımız C seçeneği. 8. Türkiye'de Karadeniz ikliminin etkili olduğu sahalarda kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim özellikleri bakımından farklılıklar görülmektedir. İç kesimlerde yağışta önemli bir azalma olması ve kış sıcaklarında belirgin bir düşme görülmesi farklılığın bir göstergesidir. Bu fark ortaya çıkmasında aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi daha fazladır? Şimdi Karadeniz'de ne var böyle? Hop. Dağlar. Dağlar nedir? Denize paralel. Denize paralel olduğu için yağışlar içeriye doğru ne yapamaz? Buradan buraya geçemez. Yani dağlar engelliyor. Dağlar ne yapıyor? Yağışların geçişini engelliyor. Suyunu bırakıyor yani. Yağış burada düşüyor. Ön yüzü yağış alıyor, arka yüzü almıyor. O yüzden dağların uzanışı etkili. Cevabımız D seçeneği. 9. Geçmişten günümüze insanoğlunun yaşadığı mekanı algılaması ve onun özelliklerini keşfetmeye doğal kaynakların kullanımının hızla arttığı bilinmektedir. Bu sürece bağlı olarak beşeri ve ekonomik faaliyetler sonucu ortaya çıkan bölgelere aşağıdaki hangisi örnek gösterilemez? Bilgimizi tekrar okuyalım. Geçmişten günümüze insanoğlunun yaşadığı mekanı algılaması ve onun özelliklerini keşfetmesi doğal kaynakların kullanımının hızla arttığı bilinmektedir. Yani insanlar doğal kaynakları kullanıyor. Çevresiyle iletişim halinde doğal kaynakları kullanıyor. Bu sürece bağlı olarak diyor, beşeri ve ekonomik faaliyetler sonucu ortaya çıkan bölgeler aşağıdaki hangisi örnek gösterilmez? Sanayi bölgelerinde üretim var. Yani doğadaki maddeler üretiliyor. Burada nedir? Kaynaklar dönüşüm yaşıyor. Tarım bölgelerinde de nedir? Tarım ürünleri işleniyor. Kaynaklar kullanılıyor. Göç alan bölgeler zaten sanayi bölgeleri bunlar. Göç aldığı için neden göç alır? Sanayi bölgeleri. Şimdi turizm bölgeleri var. Bir de ovalık bölgeler var. Turizm bölgeleri de yaşantı, yani yaşadığı mekanı algılaması, onun özelliklerini keşfetmesi, doğal kaynakların kullanılması hızla arttığı bilinmektedir. Turizmde de nedir? Doğal, yani doğa örgüsü, gezme, eğlence, turizm yerlerinde de turizm işletmeleri kuruluyor. Fakat ovalık yerlerde, ovalık bölgelerde nedir? Böyle bir dönüşüm yok. Yani doğal kaynaklar tüketilmiyor. Doğal kaynakların tüketimi ne olmuyor? Ovalık bölgelerde üretim yapılıyor. Doğal kaynakların tüketimi değil de üretim yapılıyor. Turizm bölgelerinde işletmeler kurulduğu için, insan sayısı arttığı için doğal kaynaklar tüketiliyor elbette. Göç alan bölgelerde nüfus arttığı için doğal kaynaklar tüketiliyor. Evet, tarım bölgelerinde de doğal kaynaklar tüketiliyor. Sanayi bölgelerinde zaten. Cevabımız E seçeneği. 10. Aşağıdaki haritada bazı yerler koyu renkte gösterilmiştir. Bu yerlerde en fazla meydana gelen doğal afet aşağıdakinin hangisidir? Şimdi baktığımız zaman bölgelere bir bakalım neler varmış.
Güney Amerika nedir? Asya. Evet, Afrika. Evet, bunlar nedir? Buralarda görülen doğal afetleri soruyor bize. Tsunami olması için okyanusa komşu olması lazım. Şuradaki burada tsunami olmaz. Neden? Okyanus yok çünkü. O yüzden bu olamaz. Kuraklık. Kuraklık nedir? Çok burada kuraklık olmaz. Neden? Burası zaten okyanus kenarı olduğu için nem oranı fazla olur. Burada kuraklık olmaz yani. Denize kıyısı yani ortak yer kuraklık değil. Kasırga. Kasırga olması için denize komşu olması lazım ki ya da büyük kasırga çıkması için okyanuslara komşu olması lazım. Buralarda kasırga falan çıkmaz. Ne taşkınlar. Taşkınlar mesela burada taşkında çıkmaz ama deprem. Bu kuşaklarda deprem vardır. Deprem ortaktır bunlarda. Yani hepsinde doğal afet olarak ne var? Deprem. 11. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? A. Felsefe ve bir takım kavramlar kelimesidir. B. Dil, filozofun zihinsel faaliyetlerin açığa vurulmasını sağlar. C. Kavramlar filozofların düşünce sistemlerine yeni anlamlar kazanır. D. Filozoflar kullandıkları kavramlar yoluyla insan ile var olanlar arasında bağ kurar. E. Felsefede sözcükler, önermeler ve kavramlar filozofların düşüncelerinin ürünüdür. Felsefe kavramlarla iş yapan, çoğu zaman nesnesi kavramlar olan bir düşünme etkinliğidir. Demek ki felsefe bir düşünme etkinliğiymiş. Her kavram yaşayan, nefes alan bir varlık gibidir. Onu açıklamaya çalışan her filozof, deyim yerindeyse bu kavrama yeniden can verir. Descartes, Locke, Hegel gibi filozoflar aynı kavramları kullanıyor. Görseler de hepsi bu kavramları farklı tanımlar. Örneğin, İdea kavramlı Platon, var olan her şeyin ondan pay alarak var olduğu asıl öz. Locke, düşünürken zihnin konusunu oluşturan tasarım, Hegel ise varlığın bütününde kendisini gerçekleştiren hakikat olarak tanımlar. Şimdi filozoflar kavramlara farklı anlamlar yüklemişler. Yani ne demiş? İdea için. Platon farklı bir şey söylemiş. Locke farklı bir şey söylemiş. Kavramlar için. Hegel ise daha farklı bir şey söylemiş. Dolayısıyla kavramlar filozofların düşünce sistemlerinde yeni anlamlar kazanır. Yani kavramlar filozoflar yeni bir anlam katıyor, yeni bir anlam kazanıyor. Cevabımız C seçeneği. 12. Bu parçada yapılan ayrıma göre aşağıdakilerden hangisi deney yargısıdır? Odanın sıcak, şekerin tatlı, biberin acı olduğu yargılar özne yargılardır. Bunu ben her zaman böyle bulmalıyım veya başkaları onu benim bulduğum gibi bulmalı diye bir talebim yoktur. Bu yargılar sadece duyuların özneyle yani benle bir ilgisini dile getirirler. Bu nedenle nesne için geçerli değildirler. Bunlara algı yargıları adını veriyorum. Deney yargılarında durum başkadır. Deney yargılarına bakalım. Neymiş, başkaymış. Deney, bana belli koşullarda verdiğini her zaman bana da herkese de verebilmelidir. Ve özneyle veya onun o zamanki durumuyla sınırlı değildir. Yani deneydeki tüm sonuçlar her zaman geçerli olacak. A. Masanın üzerinde bir bardak duruyor. Evet, bardağın durması herkes için aynı. Ben de baksam bardağı göreceğim. Bir başkası da baksa bardağı görecek. Bardak masanın üzerinde duruyor diyecek. Ve bakın gözümde uçsuz bucaksız bir ova canlanıyor. Benim gözümde canlanabilir ama bir başkasının gözünde ova canlanmak zorunda değil. Deniz canlanabilir. Yani herkes için geçerli değil. Şurada yeşil bir şey görüyorum. Evet, yeşil bir şey görüyormuş. Bir algı ile ilgili bir durum var. Ama bir başkası yeşil şeye dikkatini çekmeyebilir ya da yoktur. Yani herkes için geçerli değil. Çocuğunuzu çocuğuma çok benzetiyorum. Benzetme. Bir başkası benzetir, diğeri benzetmez. Herkes için geçerli değil. Vakit çok çabuk geçiyor.
Bana göre çabuk geçebilir, bir başkasına göre geçmeyebilir. Bu da bir algı. Bunlar nedir? Birer algı. Fakat masanın üzerinde bir bardak duruyor. Bu herkese göre aynı. Yani bu nedir? Bir deneydir. Deney yargısı. Deney yargısı herkese göre aynı olacak. Cevabımız A. 13. Buna göre Monet'in düşünceleri aşağıdaki varlık anlayışından hangisiyle benzerlik gösterir? Monet, tüm doğa resimlerinin yapıldığı yerde bitirilmesini sanıyordu. Bu düşünce sadece alışkanlıkların değişmesini ve atölyedeki rahat ortamdan vazgeçilmesini gerektirmiyor, ister istemez yeni tekniklerin ortaya çıkmasına neden oluyordu. Doğa veya konu sürekli olarak değişir, bulutlar güneşin yönünü kapatır, rüzgar sudaki yansımayı bozar. Doğanın kendine özgü bir anını yakalamayı ümit eden bir ressamın boyalarını karıştırıp istediği rengi bulmaya, hele eski, ustaların yaptığı gibi kahverengi bir zemin üstüne tabakalar halinde sürmeye hiç vakti yoktur. Şimdi Monet niye sanmış? Monet şunu sanmış. Tüm doğa resimlerinin yapıldığı yerde bitilmesi sanılıyordu. Doğa veya konu sürekli olarak değişir. Neden değişiyor? Çünkü bulutlar güneşin yönünü kapatır. Rüzgar sudaki yansımayı bozar. Doğanın kendine özgü bir anını yakalamayı ümit eden her bir ressamın boyalarını karıştırıp istediği rengi bulmaya, hele eski ustaların yaptığı gibi kahverengi bir zemin üstüne tabakalar halinde sürmeye hiç vakti yoktur. Neden? Çünkü doğa bir değişim halinde. Yani değişim halinde olduğu için aynı manzarayı hemen sabit kalmaz. Manzara sürekli değişir. Görünüm değişir. Değiştiği için bakalım cevaplarımıza. A. Var olmak, algılamış olmaktır diyen Berkeley ile demiş. B. Her şey oluş halindedir diyen Herakle İtos ile. Evet, doğa her an bir değişim halinde. Her an bir oluş halinde olduğu için cevabımız B olacak. Neden? Her an değişiyor. C'ye bakıyorum. Düşünüyorum öyleyse varım diyen Descartes ile. D. Bu dünya benim tasarımımdır diyen Schopenhauer ile. Akli olan gerçektir. Gerçek olan aklidir diyen Hegel ile. Cevabımız 5 olacak. Çünkü doğa sürekli bir değişim halinde, oluş halinde. O yüzden cevabımız B oluyor. 14. Bu parçadaki etik ilkelerin çatışması durumunda ahlak felsefesinin aşağıdaki hangi temel sorunsalı ile ilişkilidir? Etik ilkeler ortaya atmak zor değildir. Çünkü ilke olarak genellikle karşı çıkılamaz onlara. Hoşgörüden, adaletten ya da iyi yüreklilikten yana olduğunu söyleyen bir kişiye kimse kaşlarını çatmaz. Çok az insan hayatta yol gösterici ilkeler olarak bağnazlığı, nefreti veya despotluğu açıktan savunur. İlkelerle ilgili sorun geçerlilikleri konusunda fikir birliğine varmaktan çok bu ilkeler çatıştığında bir tür hiyerarşi veya öncelik sırası oluşturmaktan kaynaklanır. Bu parçadaki etik ilkelerin çatışması durumunda ahlak felsefesinin aşağıdaki hangi temel sorunsalı ile ilişkilidir? A. Doğru eylemin ne olduğu. B. İyi ve kötünün ne olduğu. C. Ahlaki eylemin amacının ne olduğu. D. Özgürlüğün olup olmadığı. E. Evrensel bir ahlak yasasının olup olmadığı. Şimdi bize diyor ki etik ilkeler ortaya atmak zor değildir. Çünkü ilke olarak genellikle karşı çıkılamaz onlara. Etik ilkelere kimse karşı çıkmaz diyor. Hoşgörüden, adaletten ya da iyi yürekten yana olduğunu söyleyen bir kişiyi kimse kaşlarını çatmaz. Yani iyi olan bir şey yapan kişiyi kimse kaşlarını çatmaz diyor. Çok az insan hayatta yol gösterici ilkeler olarak bağnazlığı, nefreti veya despotluğu açıktan savunur. Yani çoğu insan iyidir ama çok az insan da bazen nefreti, bağnazlığı, despotluğu savunur demek istiyor. İlkelerle ilgili sorun geçerlilikler konusunda fikir birliğine varmaktan çok yani ilkelerle ilgili etik ilkelerle ilgili fikir birliğine varmaktan çok diyor. Bu ikiler çatıştığında yani bu ikiler birbiriyle çatıştığında bir tür hiyerarşi veya öncelik sırası oluşturmaktan kaynaklanıyor. Yani etik ilkeler çatıştığında bir hiyerarşiden bahsediyor. Bu da E seçeneği evrensel bir ahlak yasasının olup olmadığı bunu tartışıyor. Cevabımız E. Yani ilkeler çatıştığında diyor,
bir hiyerarşi veya öncelik sırası oluşturmaktan kaynaklanıyor. Burada yani evrensel etik kurallar, evrensel bir ahlak anlayışının olup olmadığı ile ilgili bir şey var. Bununla ilgili. 15. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yargılarımıza bir bakalım. Devletin oluşumu döngüsel bir süreçte gerçekleşir. Devlet canlı bir organizmaya benzer. Bütün devletler gelişim aşamalarını zorunlu olarak geçirir. Devlette tek bir devlet iddiasının farklı yansımalarıdır. Devletin varlığı doğal ve zorunludur. Şimdi parçamızı okuyalım. Hangisine ulaşılamaz? İbn Haldun, insanların bir arada yaşama zorunluluğundan ortaya çıkan devlet ile insan arasında bir benzerlik kurarak devletin insanlar gibi bir takım gelişim evrelerinden geçtiğini savunur. Evet, demek ki İbn Haldun devletin de bir gelişim aşamasında insanlar gibi geçtiğini savunuyormuş. Ona göre insanın doğması, büyümesi ve sonunda ölmesi gibi devlette kuruluş ve zafer, gücün şahsileşmesi, maddi ve fiziki gelişim, barış ve istikrar döneminin sonunda çözülmüş ve yok oluş aşamasından geçer. Yani devletler de büyüyor, gelişiyor, ölebiliyor. Yani devleti bir canlı organizmaya benzetmiş. Bu aşamalar kişilerin veya grupların isteyerek gerçekleştirdikleri veya değiştirebilecekleri bir şey değildir. Yani bu gelişmeler kişiler kendisi isteyerek olmaz. Yok olan bir devletin yerine yenisi kurulur ve o da öncekiler gibi zaman içinde ölür ve yok olur. Yani hepsi bir oluşum içerisinde. Yani doğuyor, gelişiyor, büyüyor, sonra duraklama, sonra da ölüm zamanı gibi bir gelişim, canlı bir organizma gibi devletlerden. Şimdi bütün devletlerin gelişim aşamalarını zorunlu olarak geçiriyor. Evet, bütün devletler gelişim aşamalarını geçiriyormuş. Yani burada kişilerin bir etkisi yok. Devletin oluşumu döngüsel bir süreçte gerçekleşir. Evet, her devlet nedir? Doğuyor, büyüyor, gelişiyor, sonra ise ölüyor. Döngüsel, aynı döngü devam ediyor. Devletin varlığı doğal ve zorunludur. Evet, ne demiş zaten? Devletin varlığı doğal ve zorunlu. Çünkü İbn Haldun insanların bir arada yaşama zorunluluğundan ortaya çıkan devlet ile insan arasında benzerlikler kuruyor. Yani insanlar bir arada yaşadığı için devlet ortaya çıkması zorunlu oluyor. D'de ise devletler tek bir devlet iddiasının farklı yansımalarıdır. Bundan bahsetmiyor. Cevabımız D. Bundan bahsetmiyor. 16-20. sorularının kültürel bilgisi dersinin yasal olarak almak zorunda olan ve İmam Hatip okulları öğrencileri mezunları cevaplandıracaktır. Bakalım 16 ile 20 arası. Din kültürü sorular oluyor. İslam'ın hac ve umrede ortak olarak yapılması gerekenler arasında uygulamalardan hangileri yer almaktadır demiş. Hac ve umrede ortak olarak gitmesi gereken şeyler. Kabe'yi tavaf edecek yani Kabe'nin etrafında dönecek. Şimdi başka neler ortak? Yani ortak olan şeyler. Şimdi ihrama girecek. Yani beyaz giysiler girecek. Say yapacak. Bunlar ortak. Fakat Arafat'ta vakfe yapmak bu ortak değil. Cevabımız 1, 3, 4. Yani cevabımız C seçeneği. 17. Bu ayetlerden hareketle insanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz demiş. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işlettikleriniz yüzündendir. Yani başınıza bir şey geliyorsa bunda sizin yaptıklarınız vardır diyor. İnsanın bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Yani düzenin bozulması hep insanın kendi hatası. A. Evrendeki dengeye riayet etmesi gerektiğini hangisine ulaşılmaz demiş. B. Sorumluluk sahibi olduğuna. C. İlahi yazgı doğrusuna hareket ettiğine. D. Cüzi iradesiyle seçimler yaptığını. E. Tercihlerin sonuçlarına katlanması gerektiğini. Evet, ne diyor? Yani başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzünüzden diyor. Burada kendi irademizden, kendi hatamızdan bahsediyor. Yani ne var? Yani bizim tercihlerimiz sonucu oluşuyor. Başımıza gelen belalar, musibetler. Cüz'ü iradesiyle seçimler yaptığını, yani burada musibet geliyorsa bizim tercihlerimiz sonucunda oluşuyormuş. Burada da cüz'ü iradeden bahsediyor, cüz'ü irade.
İlahi yazgı doğrultusunda hareket ettiğine, burada insanın yapıp ettikleri kendi iradesiyle başına geliyor. Kendi iradesiyle işlediği hatalardan burada cüz'i iradeden bahsediyor. İlahi yazgıdan bahsetmiyor. Cevabımız C. Sorumluluk sahibi olduğuna. Çünkü insan sorumluluk sahibi neden? Bizzat kendi yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozulmuş. Yani musibetlerde, başımıza gelen musibetlerde kendi işlediklerimiz yüzünden, yani biz sorumluluk sahibiyiz. Hata yaparsak hatamızın cezası bir şekilde başımıza geliyor. Evrendeki dengeye riayet etmesi gerektiğini, evet, denge bozulmuş. Neden? İnsan yüzünden dengeye dikkat etmemiş. Bu da var. Cevabımız C seçeneği. 18. Bu sözleri söyleyen bir kimse aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Amelsiz sözden Allah'a sığınırım. Sana iyiliği emrettim. Lakin emrettiğim şeyi ben yapmadım ve dürüst davranmadım. Durum böyleyken benim sana doğru ol demem niye yarar? Yani söz olarak söylüyoruz doğruları ama kendimiz yapmıyoruz. Bundan bahsediyor. Ahlaki ilkeler toplumsal örf niteliğindedir. B. Olduğu gibi görünmeyen göründüğü gibi olur demiş. C. Davranışları değerli kılan sürekli olmasıdır. D. İyiliği emretmeyen doğru davranamaz. E. Davranışa dökülmeyen söz etkisiz kalır. Yani ne demiş? Durum böyleyken diyor, benim sana doğru ol demem niye yarar? Çünkü diyor, ben diyor, sözlerimle doğruyu söylüyorum ama davranışlarımla bunu uygulamıyorum. Yani sözü davranışa dökmüyorum. Sözü davranışa dökmediğimiz için de etkisiz kalıyor. O yüzden yani davranışa dökülmeyen sözler etkisiz kalır. Cevabımız E seçeneği. 19. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler içerisinde şahsiyet aşağıda hangisidir demiş. Halilullah Allah'ın dostu olarak nitelenen, Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlarca sevilip büyülen, oğluyla birlikte Kabe'yi inşa ettiğinden bahsedilen. Evet, oğluyla beraber Kabe'yi inşa eden peygamberimiz kimdir? Hazreti İbrahim'dir. Cevabı D seçeneği. Allah'ın dostu aynı zamanda Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlarca sevilir. Cevabı D seçeneği. 20. Bu parçadan hareketle tefsir eserleriyle ilgili aşağıdakinin hangisi söylenemez? Kur'an-ı Kerim anlaşılmak için indirilmiş, doğrudan insanın aklına hitap eden bir kitaptır. Sadece indiği dönemin insanların zihin ve ruh dünyasını değil, sonraki dönemlerde yaşayan insanlara da hitap eden bir söyleme sahiptir. Bu yüzden Kur'an başlangıcından günümüze kadar tefsir başlığı altında yoğun bir anlama faaliyetinin odağında yer almıştır. Bu çerçevede çok sayıda tefsir eseri kaleme almıştır. Bunlar Kur'an'ın eşsiz anlam hazinelerinin asla bitmeyeceğinin ve beşeri idrak geliştirdikçe insanlığa yeni ufuklar sunabileceğinin en somut göstergeleri olmuştur. Şimdi her dönemde bir tefsir yapılıyor. Çünkü insanlar zamana göre Kur'an'ı yeniden yorumlaması, yani tefsir yapması gerekiyor. Zamanın bilgisine göre. Yani Kur'an-ı Kerim her zamana hitap ediyor. Yazıklar dönemin niteliklerini yansıtırlar demiş. Hayır, Kur'an-ı Kerim bütün zamanlara hitap ediyor. Yani nedir burada? A söylenemez. B çok yönlü bir muhtevaya sahipti. Evet, çünkü bütün zamanlara hitap ettiği için içerik olarak geniştirir. C yerel olanın, evrensel olanın önüne geçtiği metinlerdir. Yani tüm zamanlara hitap ediyor. Yerel, evrensel, evet, hepsinin önüne geçiyor. Anlamının yorumla zenginleştiği metinlerdir. Her çağda yeni tefsire ihtiyaç var. Yeni insanoğlunun edindiği bilgilerle bu da yani anlamın yorumla zenginleştiği metinlerdir. Yorumcunun düşünce ekleminden derin izler taşırlar. Bu da var. Fakat sadece yazıldığı döneme ait değildir. Yani A seçeneğimiz yanlıştır. Evet, burada düzeltme yapalım. Düzeltmemiz şu olacak. Bize Kur'an'dan bahsetmiyor. Tefsirle ilgili sorumuz tefsirle ilgiliymiş. Tefsirle ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez demiş. Şimdi yazıkları dönemin niteliklerini yansıtırlar. Evet, her dönemde farklı tefsir yazıldığı için yeni bilgilerle tefsirler yazıkları dönemin niteliklerini yansıtıyor. Çok yönlü bir muhtevaya sahiptirler. Evet, tefsirler
Tefsir başlığı altında diyor. Bu yüzden Kur'an başlangıcından günümüze kadar tefsir başlığı altında yoğun bir anlama faaliyetinin odağında yer almıştır. Yani çok yönlü bir muhteveye sahiptir tefsirler. Yerel olanın, evrensel olanın önüne geçtiği metinlerdir. Yok, tefsirler sadece yani o devre hitap ediyor. Yani her dönemde yeni bir tefsir gerekli. Cevabımız C. D. Anlamın yorumla zenginleştiği metinlerdir. Evet, tefsirler yorumlu anlam faaliyetin odağında yer almıştır. Yani zenginleşmiştir. E. Yorumcunun düşünce ikliminden denize taşır. Sonuçta tefsir. Tefsiri kim tefsir ediyorsa yorumcunun düşünce ikliminden elbette ki izler taşıyacak. Yani burada bahseden şey tefsirler kendi zamanıyla yeni bir zaman diliminde tefsirleri tekrar yorumlamak lazım. Çünkü yeni öğrenilen bilgilerle yeni tefsirler yazılır diyor zaten. Yani cevabımız C. 21 ve 25. sorulardaki varlık bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar cevaplandıracaktır diyor. Şimdi 21. sorumuza bakalım. Bu parçada anlatılanlar bilginin kaynağı esas alındığında aşağıdakinin hangisiyle uyuşmaz? A. Asıl bilgi idara dünyasına ait olan mutlak bilgidir diyen Platon ile B. İnsan zihni dünyada boş bir levha olarak gelir diyen Locke ile C. Bütün bilgilerimiz duyumdan gelir diyen Condillac ile D. Bildiğimiz deneyle başlar, bilgimiz deneyle başlar ama deneyden doğmaz diyen Kant ile E. Olgulara dayanmayan, deneyle doğrulanmayan her türlü bilgi anlamsızdır diyen Comte ile. Şimdi rüzgarın kuzeyden gelen soğuk ve sert bir esinti olarak yüzümüze çarptığını algılıyorum. Bu bir izlenimdir. Çünkü kendisini şu anda bana hissettirmektedir. Daha sonra sıcacık oturma odamın rahat ortamındayım. Rüzgar fikrini ve üzerimde bıraktığı etkiyi hatırlıyorum. Dehume bu fikrin kaçınılmaz olarak iki izlenimin daha zayıf bir versiyon olacağını ileri sürer. Benzer bir biçimde yaşadığım herhangi bir acıyı veya hazzı ilk izlenimler kadar güçlü bir biçimde zihnime geri çağıramam. Şimdi son kısma dikkat edelim. Benzer bir biçimde diyor. Yaşadığım herhangi bir acıyı veya hazzı diyor. İlk izlenimler kadar güçlü bir biçimde zihninde geri çağıramam demiş. Şimdi A'ya baktığımız zaman asıl bilgi idealar dünyasına ait olan mutlak bilgidir diye Platon ile. Evet. Yani Platon ne demiş? Asıl bilgi idealar dünyasına ait mutlak bilgidir demiş. Diyen Platon ile uyuşmaz. Evet, bununla uyuşmuyor. Burada histen bahsediyor. Burada nedir? Rüzgarın bıraktığı his, izlenim. Ama Platon ne diyor? Asıl bilgi mutlak bilgidir. İdealar dünyasına ait olan mutlak bilgidir diyor. O yüzden Platon ile uyuşmuyor. 22. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisini tartışma konusu yapmaktadır? Aklınızın var olduğunu inkar edemezsiniz. Aklı inceliyor. Zaten inkar eyleminin kendisi bile düşünceleri şekillendirme becerisi gerektirir. Yani bir şeyi inkar etmek için akıl olması lazım. Ondan bahsediyor. Bu da zihinsel bir beceridir. Dolayısıyla aklınızın olduğunu inkar etmek var olduğunuzun kanıtıdır. Yani aklınız olduğunu inkar etmek, bu da bir düşünme gerektiren bir durum. Bu da varlığınızın bir kanıtı oluyor. Var olarak ne vardır demiş. Var olan şeyin özü nedir? Varlık nedir? Düşünme varlığın özü müdür? Düşünme ile var olma arasındaki bir ilişki var mıdır? Evet, cevabımız E seçeneği. Düşünüyorsan varsın. Ne diyor? Yani zaten diyor, inkar eyleminin kendisi bile düşünceleri şekillendirme becerisini gerektirir. Yani düşünebiliyorsan, bir şeyi inkar edebiliyorsan düşünebiliyorsun. Aklın var demek. Bu da zihinsel bir beceridir. Yani zihinsel bir işlem. Dolayısıyla aklınızın olduğunu inkar etmek var olduğunuzu kanıtlar, kanıtıdır. Yani bir şeyi inkar etmek için de akla ihtiyaç var, düşünmeye ihtiyaç var. Düşünebiliyorsan zaten aklın var demek. Cevabımız E seçeneği. Yani düşünme ile var olma arasında bir ilişki var mıdır? Tartışma bu. Aralarında bir ilişki varmış. 23. Schopenhauer'a göre
Bu dünyanın karanlık zindandaki mahpusluğumuzdan anlık olarak kurtulabilmemizin bir yolu vardır. Bu yol sanattan geçmektedir. Bize azap çektiğin iradenin işkencesi resimde, heykelde, şiirde, dramada ve hepsinden önce de müzikte gevşer ve ansızın kendimizi varoluşumuzun işkencesinden kurtulmuş buluruz. Bir an için deneysel dünyanın dışında bir şeyle temas kurarız. Böylece zamanı ve mekanın aynı zamanda kendi dünyamızın dışına çıkarız. Buna göre Chopin Heron sanat anlayışı aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilebilir? Sanatın amacı ideal olana ulaşmaktır. Sanat hayal gücünün ürünüdür. Sanat eseri maddi dünyanın kopmasıdır. Sanat eseri sanatçının estetik yaşantısının bir ürünüdür. Sanat oyun gibidir. Bizi kaygılardan uzaklaştırır. Evet, burada Chopin'e göre diyor zaten bu dünyanın karanlık zindanından mahpusluğumuzu anlık olarak kurtulmamız bir yolda bu yol sanattan geçmektedir. Yani sanat bizi karanlık şeyden uzaklaştırır yani. Bizi kaygılarımızdan uzaklaştırır. Cevabımız E seçeneği. 24. Hobbes'in Leviathan adlı eserinden alınan bu parçada aşağıdaki hangisi betimlenmektedir? A. Doğal hukuk. B. Toplum sözleşmesi. C. Doğa durumu. D. Toplumsal çatışma. E. Doğa yasası. Orada doğru ve yanlış, adalet ve adaletsizlik kavramlarına gerek yoktur. Genel bir gücün olmadığı yerde yasa yoktur. Yasanın olmadığı yerde de adaletsizlik yoktur. Yasa yoksa adaletsizlik de yok. Evet, yasanın olmadığı yerde adaletsizlik olmuyormuş. Cebir ve hile savaşta en büyük iki erdemdir. Adalet ve adaletsizlik ne bedenin ne de zihnin melekleridir. Böyle olsalardı dünyada yapayalnız olan bir insanda da duyular ve duygular gibi var olmaları gerekirdi. Bunlar tek başına değil toplum içinde yaşayan insanlara ait niteliklerdir. Yani adalet, adaletsizlik toplum içerisindeki yaşayan insanlara ait nitelikler. Şimdi doğada bir yasa olmadığından bahsediyor. Doğada genel bir gücün olmadığı yerde yasa yoktur. Yasa ne zaman varmış? Adalet. Bunlar toplum içerisinde anlam kazanıyormuş. Bize burada doğa durumundan bahsediyor. Yani cevabımız C seçeneği olacak. 25. Bu parçada geçen türden bilimsel açıklamanın yapılabilmesi aşağıdaki hangisine dayandırılabilir? A. Bilimin işlevselliğine. B. Determinizmin kabulüne. C. İnsan aklının yeterliliğine. D. Tutarlılığa inanmaya. D. Mantıksal çıkarımların geçerliliğine. Bilimin amacı gözlenen olayların arkasındaki veya altındaki gerçekleri veya nedenleri ortaya çıkarmak, açıklamaktır. Bilim bu işlevini kuramları ve yasaları sayesinde yerine getirir. Bilimsel açıklamanın önemi bir yönüyle pratik temele dayanmaktadır. Örneğin, gelecekte ortaya çıkabilecek uçak kazalarını nasıl önleyebileceğimizi bulabilmek için kazaların nedenini anlamak ve açıklamak istiyoruz. İnsanları hastalıklardan korumak ve iyileştirmek için de hastalıkların ortaya çıkış nedenini açıklamak istiyoruz. Bu parçada geçen türden bilimsel açıklamanın yapılabilmesi için aşağıdaki hangisine dayandırılabilir demiş. Yani bir şeyi önceden ne yapmak? Hastalıklardan korunmak için, iyileşmek için diyor. Hastalıkların ortaya çıkış nedenini açıklayacağız. Kazaların ortaya çıkma sebeplerini araştıracağız. Yani her şeyin sebeplerini açıklayacağız. Bu da determinizmin kabulüne dayanıyor. Cevabımız B.